Healer ailesi, bize nasıl sağlıklı kalabileceğimizi göstermeye hazır mısınız? Mutlu ve sürekli hareketli kalabilmek için sağlıklı alışkanlıklar edinmeyi öğreneceğiz. Sağlıklı beslenmek, aktif olmak, çok uyumak, su içmek ve duygularımızı ifade etmek gibi alışkanlıklar. Tüm bunlar bizi zinde ve mutlu yapar. Bizimle biraz oyun oynar mısın? Pekala bingo, sağlıklı alışkanlıklar yapbozu oynamaya ne dersin? Şöyle oynayacağız. Önce Bluey ve ailesinin gündelik yaşamda yaptıkları bazı şeylere bakacağız. Sonra bunu sağlıklı bir alışkanlıkla eşleştirip yapbozumuza yerleştireceğiz. Tüm bu sağlıklı alışkanlıklarla Bluey yine zinde olacak. Evet, Bluey ve dostlarının burada ne yaptıklarına bakalım. Ne görüyoruz? Doğru. Bisiklete biniyorlar, oynuyorlar, atlıyorlar ve koşuyorlar. Bunu sağlıklı alışkanlıklarımızdan biriyle eşleştirebilir miyiz? Hangisi bingo? Düşün bingo, düşün. Duygularından mı söz ediyorlardı? Hayır. Çok su içmekten mi? Bu da değil. Tamam. Çok uyumak. Hayır, bu da doğru değil. Aktivite mi yapıyorlardı? Evet, kesinlikle doğru. Şimdi yapbozumuza yerleştirelim. Tebrikler. Şimdi sıra ikinci turda. Bakalım ne var? Çok yorgunum. Belki de daha erken saat yapmalısın. Evet, galiba muffin. Hayır, uyku vakti geldi. İyi geceler. Ne düşünüyorsun bingo? Hangi sağlıklı alışkanlığı gördün? Bilmiyorum ki. Burada sağlıklı şeyler mi yiyorlar? Hayır, uyku mu yoksa? Öyle mi? Evet, bu da doğru. Harika. Şimdi sıra diğerinde. Burada ne oluyor? Çok fena susadım. Çantamdan su şişemi çıkarayım. Suyumu içip bitirdim. Oo, burada çok şey oluyor. Bu hangi sağlıklı alışkanlık olabilir? Beynim şu anda hiçbir şey düşünemiyor. Bingo'nun yardımınıza ihtiyacı var. Hissettiklerimizi söylemek mi? Bu doğru değil gibi. Sağlıklı beslenmek peki? Yok, o da değil. Öyleyse... Evet, doğru cevap bol su içmek. Bunu da yerleştirelim. Dördüncü tur. Harika bir şey. Böyle bir sürü meyve yiyebiliyorsun. Sana hemen kahvaltı hazırlayacağız. Evet. Ve senin her zaman dediğin gibi kahvaltı yapmak zorundasın. Bu kesinlikle doğru. Sebzelerinizi yediğiniz sürece ben mutluyum. Yani tamam ama barbekünün yanında salata olmalı. Hangi sağlıklı alışkanlık olabilir? Doğru. İyi beslenmek tabii. Havuç boynuz. Hayır bingo. Sağlıklı şeyler yemekten söz ediyoruz. Yiyeceklerle oynamaktan değil. Bunu da yapbozumuza koyalım. Şimdi geriye bir sağlıklı alışkanlık kaldı. Bakalım Bluey ve ailesi duyguları hakkında konuşabiliyor mu? Görelim. Bundan sonra abla ablamı kullanma konusunda daha iyi olacağım. Aslında bütün sıraları sen alıyorsun. Ve bu beni çok üzüyor. Ve o kadar hoş ki. Kedi nasıl hissediyorsun? Çok daha iyiyim. Yaşasın! Ne olabilir? Bluey ve ailesi duygularından mı bahsediyorlardı? Evet, bence de. Evet bingo, yapbozumuzun son parçasını da koyalım. Yaşasın! Tebrik ederiz. Yapbozumuzu tamamladık. Bu alışkanlıkların hepsi tek tek önemlidir. Ama hepsini yaparsak mutlu ve zinde oluruz. Bu sağlıklı alışkanlıklar neydi birlikte hatırlayalım mı? Hadi bir daha bakalım. Bunlardan biri aktif olmaktı. Vücudumuzu hareket ettirmek önemlidir. Böylece her şeye hazır oluruz. Sonra çok uyumak vardı. Beynimizin gün boyunca iyi çalışabilmesi için dinlenmemiz gerekiyor. Daha sonra çok su içmek vardı. Enerji dolu olabilmemiz için suya ihtiyacımız var. Ve sağlıklı beslenmek. Hep sağlıklı yiyecekler tüketmek bizi sağlıklı yapar. Ve son olarak duygularımızdan bahsetmek, hissettiklerimizi paylaşmak hem bizim için hem de başkaları için iyidir. Evet, başardık. Bluey'i tekrar eski haline getirdik. Yardımlarınız için hepinize teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sonra görüşürüz.